Hemen yapmaya çalışalım. Çapının uzunluğu 49 santimetre olan bir çemberin çevresinin uzunluğunu hesaplayınız diyor. Pi sayısını 22 bölü 7 olarak alınız diyor. İki tane pire, değil mi? 2 çarpı pi çarpı r sayısından ben çemberin çevresini bulabilirim. Veya 2'yi çarpmam. Pi çarpı büyük R ile de yine çemberin çevresini bulabilirim. 49'u bence 2'ye bölmek için uğraşmam. Yani 49'u 2'ye böleceksin. Daha sonra orada bir kesirli bir ifade de var. Onunla çarpacaksın. 49 ve 7 arasındaki o kat ilişkisini de görmen gerekiyor bu soruda. Yine de anlamadıysan soru işaretine basabilirsin. Tolga soru işareti 154 cevabı Can Can'dan geldi. Batuhan ne diyor acaba? Yusuf da geldi. Soru işaretine basabilirsin. 7546 biraz büyük gibi geldi bana o sayı. 7546. Çocuklar isterseniz ilkini ben yapayım. Şimdi bak iki tane formülümüz var. Sizler üstteki formülü gördünüz. 2 çarpı 1 çarpı pi çarpı ve r. Bir de ben bazı durumlarda pi ile büyük r yani çapı çarpabilirim. Neden onu diyorum? Çünkü çapının uzunluğu 49 diyor. İşte öğretmenim yukarıdaki formülü uygulayıp acaba çapı 49 olarak vermiş bana. Ben 49'u diyor 2'ye bölsem olur mu? Ne çıkıyor 2'ye bölsek? 24 tam onda 5 çıkıyor ama ben o 49 7'nin katı ya. Şuradaki 7'den yararlanmam gerekiyor benim. Onun için ben yukarıdaki formülü hiç kullanmayayım. Pi ile direkt büyük R'ye yani çapı çarparak sonuca ulaşabilirim. Pi sayımız burada diyor ki 22 bölü 7'yi alınız diyor. 22 bölü 7'mizi yazdık. Bunu direkt çapın kendisiyle çarpacağım 49'la. Gerekli bir sadeleştirme. 7'yi 7'ye böldüm 1. 49'u 7'ye böldüm 7. 2 kere 7 14'ün 4'ü elde var 1. 7 kere 2 14 1 de elde 15 eder. 154 santimetre. Tolga Yusuf Batuhan'dan aldım. Can'dan aldım. Soru işaretleri devam ediyor mu? Sorunu sorabilirsin. Can Can birinci yapmış. Doğru diyor. Sorunu sorabilirsin sevgili öğrencim. Gelmedi geçtim bir diğer soruya. Oradaki pi sayısına dikkat etmen gerekiyor. Soru içerisinde 3 tam %14 olarak verir. 22 bölü 7 olarak verir. Zaten 22 bölü 7 derse tamam mı? Sen bu sayıyı atıyorum 7'nin bir katıyla çarpılacak gibi bir ifade verir sana. Yani 7'leri burada sadeleştirirsin direkt. O kesirli ifade ortadan kalkar. O şekilde de düşünebilirim. Geçtim. Daire biçimindeki bir masa örtüsünün uzunluğu 270 santimetredir. Çevre uzunluğu 270 olarak vermiş. Bu masanın yarıçapının uzunluğunu hesaplayınız ve pi'yi de 3 alınız diyor. Yusuf, Tolga, Batuhan 45, 90 bölü 2. Can Can 45 cevabı geldi. Bakalım. Formülüm 2 çarpı pi çarpı r ve bu eşittir bana neyi verir? Çevreyi verir. Şimdi her zaman sana Suden Az da geldi. Her zaman sana illa yarıçapı verip veya çapı verip çevreyi bulmasını istemez. Bazen de çevreyi verip içerisindeki yarıçapı bulmanı ister. 2'yi aynen yazdım. Soruda diyor ki pi'yi diyor 3 olarak al diyor. Onu da yazdım. Ne istiyor benden? Zaten yarı çapını istiyor. Onu da yazdım R olarak. Bu üçünün çarpımı bana çevreyi verecek. Çevrede zaten 270 santimetreymiş. Bu ikisinin çarpımı 6. 6 tane yarı çap 270 ise alıyor. Geldi mi size yoksa hiç mi gelmedi? Hiç gelmedi. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye.
Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Çocuklar 2 çarpı 3 çarpı R'den 270'i bulacağım. 2 ile 3'ün çarpımı bir kere burada 6 eder. 6 tane yarıçap 270 ise ben burada 270'i direkt 6'ya bölerek yarıçapı bulabilirim. 27'de 6 4 kere var. 4 kere 6 24 eder. Çıkartım 3. 30'da 6 5 kere var. 5 kere 6 30 eder. Çıkartır ve 0'ı buldum. Demek ki yarıçapımız burada 45. Tunağan sonradan katıldı. O bundan sonraki sorudan itibaren devam etsin. Onun dışındakiler de anlamayan var mı? Gerçi Tolga, Batu, Can Can, Yusuf herkes cevabını vermiş. Geçiyorum. 5 numaralı sorumuz. Buyurun bakalım. Yandaki dikdörtgenlerin içinde bulunan çemberin yarıçapların uzunlukları 6'şar santimetredir. Eşit çemberler var içerisinde. Dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayınız diyor bize.72 cevabı geldi. Bana sanki 72'den fazla mı gibi geldi? Yanda içerisinde 6 tane birbirine benzeyen çember var. Bunların yarıçapların uzunluğu 6'şar santimetredir. Yarıçaplarının uzunluğu 6'şar santimetredir. Dikkat edin. Bizden dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplamamızı istiyor. Çocuklar yarıçap deyince yani illa yatay olarak bölme gelmesin aklınıza. Bir daire üzerinde merkez noktası var şu şekilde. Evet bu yarıçaptır doğru. Yani şöyle de olur yarıçap. Şöyle de olur. Veya tam dikey de olur. Burada bütün yarıçaplar birbirine eşittir. Bak bu şekilde de olur aşağı doğru. Biraz daha bekledim. Yetmiş iki cevabı geldi. Sanki doğru cevabı alamadım daha. Çemberlerin yarı çaplarının uzunluğu 6'şar santimetredir. Çap hesaplama güzel çocuk. Senden bu dikdörtgenin çevre uzunluğunu istiyor. Çevre uzunluğunu istiyor. Biraz daha bekledim hadi. Devlet Baba diyor ki tamam ne olur bir dakika daha bekledim. Bir soru bir dakika diyor. Fazlası olmaz. Şimdi sevgili öğrenciler, bu dikdörtgenin çevresini bulmak için bana bir uzun kenar lazım mı? Lazım. Kısa kenar lazım mı? O da lazım. Alt üst 36. Tamam uzun kenarı bulmuşsun işte. Kısa kenarı? Hayır ya. 226 tam %8. Sen herhalde şeylere geçtin. Dairelerin içindeki çemberlerin çevrelerine geçtin Batuhan. Arkanıza yaslanın isterseniz. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Benden bu dikdörtgenin ipucuyu verdim aslında orada sana. Sen görmedin. Neyse. Şimdi sevgili öğrenciler bakın. Şöyle bir çember çizeyim. Bu çembere bir merkez noktası çizeyim. Tamam mı? Bu çembere tam yatay olarak bir yarıçap çizdim. Bu çembere tam dikey olarak bir de yarıçap çizdim. Kırmızı yarıçaplar birbirine eşittir. Sen burada yatay olarak düşünüyorsun. Evet, buraları buldu. Arkadaş diyor ki 36'dır diyor altlar üstler. 6 santim 6 6 6 evet 6 6 yani İçerisindeki çemberin çapını 12 santimetre buldun değil mi?
3 tane 12 36 santimetre eder. 36 burada var. AB uzun kenarda 36. Şimdi o kadar da sana göstermesin. Biraz da senin çıkardım yapman gerekiyor. Yukarıdan aşağı doğru da bu şekilde çap yapabilirim. 36 çarpı 24 olmaz. Alan buluyorsun sen. Burada 6'dır. Burada 6. 6 burada var. Burada da 6 var. Yani 4 tane 6'dan kısa kenarda 24. Bak alanla da karıştıran var orada. Oğlum uzun kenarla kısa kenarı çarptığın zaman dikdörtgenin alanını bulursun. Uzun 36, kısa 24. Uzun ile kısa kenarı topladım. 60. 2 uzun 2 kısa kenar var. 60 çarpı 2'den 120 santimetreyi bulabilirim. 120 santimetreyi bulabilirim. Tabii dediğin gibi alanı da isteyebilirdi bizden. Bu dikdörtgen alan uzunluğunu hesaplayınız da diyebilirdi. Güzel bir soru. Fena değil. Tekrar anlatmamı ister misin sevgili öğrencim? Yani sen burayı 6 santimetre olarak çıkartabiliyorsun. Yukarıdan aşağı doğru da 6'şer santimetreler yok mu? Bu da bana 4 tane 6'dan kısa kenarları verir. Evet. Dediğim gibi soru işaretine basabilirsin. Herhangi bir şekilde gelmedi. Geçtim bir diğer soruya. Çocuklar son ünitemizin değerlendirmesi. Buyurun bakalım. Baştan sona kadar ne aklımızda ne değil. Dikkat et, anlamadığın yerleri sor. Yapacağın son yazılar hep buradan çıkacak. Onu da söyleyeyim size. Yandaki noktalı kağıtta çizilmiş paralel kenara ait yükseklik hangi doğru parçasıdır diyor. Hangisidir? Bak bakalım. Tolga, Batuhan, Cancan, C seçeneği geldi. Yüksekliği H ile gösterebiliriz. H de değil. Aslında tam yatay bir çizgi var. Tam iki yatay çizgi arasına tam dikey bir çizgi olursa tıpkı burada olduğu gibi kolay. DH doğru parçası. Bu paralel kenara ait yüksekliktir. Geçtim bu soruyu, bir diğer sorumuz. 2 numara. Yanda bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yükseklik uzunluğu verilen paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir diyor. Yusuf, D seçeneğini aldım. Paralel kenarın alanı neydi? T çarpı Y miydi? Taban çarpı bu tabana ait yükseklik. Taban çarpı bu tabana ait yükseklik. Tabanım 18 ve bu tabana ait yükseklik de 8. 18 çarpı 8'den 8 kere 8 64 elde var. 6 8 kere 1 8 6 da elde 14 eder. 144 santimetre kare. Doğru cevabım D seçeneği. Sorumu sorabilirsin. Soru işaretine basabilirsin. Yandaki üçgenin BC kenarı 10 santimetre. BC'nin bu üçgenin tabanı olduğunu unutmuyorsun. Alan 40 santimetre karedir. Bu üçgenin yüksekliği AH'yi görüyor musun orada? Dikme inmiş tabana kadar. Bunun yüksekliği kaç santimetredir diyor bize. 4 cevabı geldi. Tuna, Tolga, Batuhan, Cancan. 4. Evet, A seçeneği diyenler de var. D seçeneği de diyenler var. Çocuklar ben size bunu çok söyledim ya. Bak, bir dikdörtgen. Tamam. Dikdörtgenin alanını nasıl bulursun? A ile B'yi çarparak bulursun. Uzun ile kısa kenarı çarparak bulursun. Bir dikdörtgen içerisinde iki tane üçgen gösterir. Peki, bu üçgenler iki eşit parçaya bölmüyor mu? Pembe olan üçgenimiz var. Mor olan üçgenimiz olsun. Bak, köşegen iki tane üçgeni ortaya çıkardı. Sen eğer bu dikdörtgen alanını kısayla uzun kenarını çarpıyorsan üçgeni bulmak için ikiye bölmen gerekiyor. Bak bu ikiye bölme işini maalesef unutuyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyelim mi? Bunu unutma ama bak bununla ilgili sorular çıkacak. Onu söyleyeyim sana. Ve çeldiricisi de burada ikiye bölünmeyeceğini biliyor çünkü adam. Ondan oraya 4'ü koyuyor. Tabanım 8. Pardon, taban 10. Yazıldı. Yükseklik belli değil. Onu da Y ile gösterelim veya H ile gösterelim. Ben bunu 2'ye böldüğümde sonuç kaç çıkacak? 40 çıkacak. Şöyle yapabilirsin. İçler dışlar yapabilirsin burada.
40 ile 2'nin çarpımı 80. 10 ile h'nin çarpımı ile 1'i çarparsam 10 çarpı h eder değil mi? 10 tane yükseklik 80 ise yükseklik 8 santimetredir. Dikkat et bu tarz sorulara. Bak halen D seçeneği diyen arkadaşlar var. Veya şöyle yapabilirsin. Yukarıdaki ifade 10 çarpı h. Ben yukarıdaki ifadeyi 2'ye böldüğümde sonuç 40 çıkıyormuş. Öğretmenim ben 80'i 2'ye bölersem 40 çıkar. 10 tane yükseklik 80 ise yüksekliği burada 8 olarak bulabilirsin. Tekrar anlatmamı ister misin? Üçgenden bir sorun var. Bu soruyu 2'ye bölmediğinden dolayı yanlış yaparsan üzülürüm ben ya. Hem benim emeğim hem senin emeğin. Yazık olur. Doğru mudur? Emeğimize sahip çıkalım sevgili öğrenciler lütfen. Soru işareti gelmedi bir diğer sorumuz. Kareli kağıda geniş açılı üçgen çiziniz. Bu üçgenin kenarlarından birine ait yüksekliği çiziniz. Bu tarz soru da gelebilir. Olur. Bir geniş açılı üçgen çiz. Bu tarz soru senin karşına geldi. Tepedeki açıyı geniş yaparsın. Hemen böyle diklemesine indirme. Geniş tut şöyle. Tamam. Şöyle birazcık geniş tut. Diğer taraftan da geniş tutarsın. Burada illa gönlüğe ilet ki vesaire açı ölçer kullanmana gerek yok. Alttakini de şöyle birleştirdim. Evet işte sana geniş açılı bir üçgen. Ne diyelim buna? ABC üçgeni diyelim. ABC üçgeni dedik. Ve bu üçgenin kenarlarından birine ait yüksekliği çiziniz. Yukarıdan aşağıya doğru şöyle bir yükseklik çizdim. Bu yüksekliğin sembolü olan küçük kare içerisine noktayı da gösterdim. Buraya da D noktası diyeyim. H olsun. Herkes bunun çizimini yaptı mı? BC kenarına ait yükseklik AD yüksekliği. Yani bu tarz sorularda tabii karşımıza çıkabilir. Geçiyorum bunu. Geçiyorum bunu. Evet, şimdi bak karıştırmıyoruz. Çünkü bu ünitede çok şey öğrendik değil mi? Uzunlukları birbirine çevirmeyi öğrendik. Hacimleri öğrendik. Alanları öğrendik. Hiç karıştırmayalım. Sırayla gitmeyeceğim. Sırayla gitmeyeceğim. Çünkü sırayla gidince herkes önceden cevabını vesaire veriyor. Ben kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kilometre kare tabii ki. Hektometre, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare ve milimetre kare. Çocuklar yukarıdan aşağı doğru gelirken sayımızı 100 ile çarparız her bir basamak için. Aşağıdan yukarıya çıkarken sayımızı 100 ile böleriz her bir basamak için. Alan ölçülerinde yüzer yüzer artar, yüzer yüzer azalır. Ç seçeneğini istiyorum senden. Metre kareyi kilometre kareye çevireceğiz. Bu tarz sorulara dikkat edin. Sıfırların hepsini atayım yazayım da deme, tamam mı? Ezbere işlem yok. Sıfırlar önemli. Yazmadığım bir sıfır burada soruyu tamamen değiştirir. Virgüllü de çıkabilir bu tarz sorular. Lütfen onlara dikkat edelim. Benden metre kareyi kilometre kareye çevirmemi istiyor. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Üç tane de yukarı çıkıyorum. O zaman üç kere yüze böleceğim. İki sıfırını sildim, yüze böldüm bir kere. İki sıfırını sildim, bir daha yüze böldüm. İkinci kere oldu. İki sıfırını sildim, bir daha yüze böldüm. 49 kilometre kare. Harikasın. D harfini istiyorum senden. Bu sefer kilometre kareyi metre kareye çevireceğim. Şu bölükleri ayıran noktayı ya da boşluğu koysanız da ben de onları çok rahat okusam. Can Fıstıkçı sen hacim yaptın ya sen. Can biner biner götürdün sen. Bak başıma geleceği biliyorum ben ama. Oğlum o hacim ölçüleri bak bu soru hacim de çıkacak senin karşına alan da çıkacak senin karşına. Yapma bunu. Tunağın bölüklerine yanlış ayırdın o şekilde olmaz. Verdiğin cevap doğru da. Öğretmenin güler ona. Ben söyleyeyim sana. 8 ve 6 sıfır olacak doğru da. Ama bölüklerine yanlış ayırdın orada. Çocuklar 6 tane sıfır atılacak velhasıl. Nasıl? Kilometre kareden tam tersi zaten aşağı doğru 3 basamakta geldiğim zaman 3 tane 100 ile çarpacağım. 8'i yazdım.
Birinci kez yüzde çarptım, ikinci kez yüzde çarptım, üçüncü kez yüzde çarptım. Noktayı da uygun yere koyar, 8 milyon metrekareye eşit olduğunu bulabilirim. Evet, B harfinin istiyorum sizden. 26 metrekareyi milimetrekareye çevireceğim. Metrekare burada, milimetrekare burada. Birinci, ikinci, üçüncü basamak. Üç basamakta aşağı doğru iniyoruz. 76 cevabı yok. Ben B harfindeyim. 26 metrekare. Yine her basamakta alan ölçüleriyle karıştıran var. 1000 ile çarpan var. Tolga gibi mesela. Yapmayın onu. 26 trilyon mu oldu? Milyar. Evladım, metrekareyi milimetrekareye çevireceksin ve her basamak için 2 sıfır eklersin. Bak şöyle de yapabilirim. Metrekare yüzde çarptım desimetrekare, yüzde çarptım santimetrekare, yüzde çarptım milimetrekare. Ne olur sonucumuz? 26 milyon milimetrekare. A seçeneğini istiyorum sizden. Metrekareyi santimetrekareye çevireceğim. Metrekare burada. Santimetre kare de burada. Aşağı doğru 2 basamak. O zaman her basamak için 100 ile çarpmamız gerekiyor. 4 0. 870 bin Tunağan. Evet, bölükleri ayırırsanız sizin için daha iyi olur sayılar. 87 sayısını yazdıktan sonra 100 ile çarparım 2 0 attım. Desimetre kare oldu. 100 ile çarptım, santimetre kare oldu. Noktayı da koydum. Bölükleri birbirinden ayıran noktayı. 870 bin santimetre kare. C seçeneğini yapabilir miyiz? Tam tersi, santimetre kareyi metre kareye çevirecek. CM2, DM2, M2. Metre kare. Yukarıya doğru birinci basamak, ikinci basamak. Yukarıya doğru birinci basamak, ikinci basamak. İki defa yukarı çıkıyorsam 2 defa 100 ile böleceğim. 2 sıfırı gitti. 2 sıfırı daha gitti. 76 metrekare oldu. E harfini de istiyorum sizden. 9 milyon milimetre kareyi metrekareye çevireceksin. Şimdi sevgili öğrencim, bakın ezbere iş yapmıyoruz, tamam mı? 9 cevapları doğru. Ama öğretmen buraya bir tane eksik sıfır tutabilir. Bir sıfırı fazladan koyabilir. Yani bunun sonucu 90 olabilir. Sıfır tam onda 9 da olur. Bence virgül olacak. Çıktığın sınavda, gördüğün yazılıda virgül olacak. Ben bundan eminim. Ezbere işlem yapmıyorsun. Tamam mı? Ölçülerde direkt kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Bak, ben senin yerinde olsam, yazılıya girdim ya, şunu yaparım. Sonra ezbere işlem yapmıyorum. Çocuklar, ezbere işlem yapmıyorum. Hacim ölçülerinde biner biner artar, biner biner azalır. Küp olursa, sonunda 3 olursa mesela. Kare olursa, alan ölçüsü olursa yüzer yüzer azalır, yüzer yüzer artar. Normal uzunluk ölçülerinde onar onar artar, onar onar azalır. Dikkat edelim böyle şeylere. 6 numaralı sorudayız. Orçun'un odasının tabanı dikdörtgen biçimindedir. Tabanın boyu 800 cm, eni 3 metredir. Bu odanın taban alanı kaç metrekaredir diyor. Orçun'un odasının taban şeklinde gösterimi. Evet. Boyu 800 cm. Eni 3 metre. Bunu senden metrekare olarak istiyor. Yusuf'tan D seçeneği yazdım. Geldim. Batuhan'dan D seçeneği geldi. Candan Tolga'dan D seçeneği geldi. Evet. Tolga'dan B seçeneği geldi. Sudenaz ve Tolga, dikkatiniz için tebrik ediyorum sizleri. Hayır ya. Olur mu öyle şey? Evet. Bak, son yazılıya hazır olmayan öğrencilerim var. B seçeneği. B seçeneği. Şimdi sevgili öğrencim, yavrucuğum, bunlardan birisi santimetredir, birisi metredir. Bak, bunları ben uyarınca ne kadar güzel biliyorsun, yazılıda tek başınasın, kimse yok. Onu sana söyleyeyim.
Bu odanın taban alanı kaç metrekaredir? Ya biri 800 santimetre, birisi 3 metre. Sen ikisini çarpamazsın. Aynı sayıları çarpabilirsin. Şöyle bir çarpma olur mu? 7 artı 6 artı 7 artı 7 artı 7. Böyle bir çarpma olmaz. Yani 5 tane 7'yi çarpamazsın. Çünkü farklı bir ifade var orada. Burada da aynı şekilde. Senden metrekare mi istiyor? Sen önce bu 800 santimetrenin 8 metreye eşit olduğunu bileceksin. İkisi metre oldu. 8 metreyle ben 3 metreyi çarpar 24 m kare. 24 metre kareyi bulurum. Doğru cevabım B seçeneği. D seçeneği veren arkadaş bu dikkat etmiyor. Karşılaşacağı şeyleri tahmin edebiliyorum ben. Yine de kendi bilir. Hızlı yazınca bir şey olmuyor. Emin olun. Tekrar anlatabilirim istiyorsan. Tekrar anlatabilirim istiyorsan. Kolaydı ya, sadece dikkat vardı orada. Yani gerçekten kolaydı. Sen 800 santimetrenin 8 metre olduğunu ikinci sınıfta öğrendin. Ama dikkatini işte getiremiyorsun. Yandaki şekil eş karelerden ve eşkenar üçgenden oluşmuştur. Şeklin çevresinin uzunluğu 42 santimetre olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Güzel soru. Eş kare ve eş üçgenlerden oluşmuştur. Şeklin çevresi E'den D'ye, D'den C'ye, C'den B'ye, B'den A'ya, A'dan E'ye. Bu şeklin çevresinde eşit olan kareler var sanki, kenarlar var sanki. Boyalı bölgenin alanını istiyor bana. Boyalı bölge iki tane kareden oluşmuş, artı iki kare yan yana gelip dikdörtgen oluşturmuş. Dikdörtgenin alanını bulur gibi de bulabilirsin. Tolga soru işareti. Evet, Batuhan C seçeneği. Yusuf soru işareti. Bekliyorum sizleri. Yani bazı sorular var. Kolay, onları hemen söyleyip geçiyoruz ama bazı sorularda bunlar beklenebilir. Sudenaz A seçeneğini aldım. Evet. Can A seçeneğini aldım. Evet, çok az bir şey daha bekleyebilirim. Tunağan amca C seçeneği mi? Evet, bakalım hangisi doğru. Şimdi sevgili öğrencilerim, burada bana uzunluk vermiş. Kenar uzunluğundan yola çıkarak alanı bulmam gerekiyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Çevreyi vermiş. Bunu bahsetmiştim sana. Çevre, kenar ve alan. Çevreyi verir demiştim. Çevreden kenarı bulman gerekiyor. Kenardan alana gitmen gerekiyor. Veya tam tersi. Alanı verir sana. Alandan kenarı bulursun. Kenardan çevreye gidersin. Evet. Yorumlarınızı bırakın artık. Anlatırken dinleyin beni. Şimdi çocuklar, buraya A diyelim. Tamam mı? E A kenarına A derim. Kare ise burası da A olur. Burası da A olur. Burası da A olur. A olur. A olur. A olur. Dikkat ettiysen DB kenarı için söylüyorum. DB kenarı ortak bir kenardır. Hem karenin bir kenarı hem de aynısı eşkenar üçgenin bir kenarıdır. A ise burası da A olur. Burası da A olur. Bütün A'ları 72'ye bölme sakın burada. Çevresinde kaç tane A var? Pardon, bütün A'ları 42'ye hesaplama. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane. 7 tane A eğer 42 ise A ne olur? A 6 santimetre olur sevgili öğrenciler. A yani bu karenin bir kenarı. 6 kere 6 bana karenin alanını verir, 36 santimetre kare. Bunlardan 2 tanesini bize istiyor. 36 ile 2'yi çarpıp 72 cm2 bulabilirim. Doğru cevap C seçeneği. Kim yaptı bu soruyu ilk başta? Batuhan, süpersin. Tolga soru işareti, Yusuf soru işareti. Sudenaz ve Candan dava seçenekleri geldi.
Evet. Tekrar anlatmam ister misin? A seçeneği diyen ve soru işareti koyan kişi. Öğretmenim, sen anlatınca çok güzel anlıyorum da bir kendim yapamıyorum. Evet. Moladan önceki son sorumuz. Buyurun bakalım. Yandaki ABCD dörtgeni bir karedir. EFG ve H noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır. AB 10 santimetre olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetredir? Evet. Şöyle. Yanda ABCD dörtgeni bir karedir. Pembe olan yer var ya içindekiyle birlikte. Bir karedir diyor. EFGH noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Birkaç yöntemle yapabiliriz bunu. AB 10 santimetre olduğuna göre. Batuhan, umarım senin dediğin doğrudur. Bir yayın evi hatası vardır ve C seçeneği doğrudur. O zaman benim daha çok hoşuma gider. Batuhancığım. O zaman benim daha çok hoşuma gider. Her birinin alanı 5 mi acaba? 4 üçgen var. Değil mi? 4 üçgen 5'erden de buldum. 5 kere 5 25. Can 20 buldu. O da seçeneklerde yok. Şimdi bunu iki yöntemle de gösterebilirim sana. Evet. İki yöntemle de gösterebilirim sana. Can Can 100 cevabı geldi. A seçeneği. Yusuf Can Sudenaz A seçeneğini buldu. İlginç. Bak arkadaşın ne diyor orada bak. Bak ne güzel bir bilgi verdi. Yüz hepsi bütün dörtgenin alanı diyor. Karenin alanı 10 diyor burada. E bu da 10. Bir kenarı 10. Burada 10. 10 kere 10 100 eder. 100 buradaki karenin bütün hepsinin alanı. Sen 100 diyebilir misin? Senin bunu hemen elemen gerekiyor. Senden bu pembeleri istiyor. İçinde bu içindeki karenin de eğer şey olsaydı alanını katsaydı hepsi birlikte o zaman 100 olurdu. Yani şuradaki 100 cevabı mantıklı mı sence? Bence değil. Pardon 75 olacak. Yani B seçeneğini söyledin olmadı 75 olacak. Arkana yaslan bakalım. İki yöntemle göstereceğim. Ben çözerken cevabını verme. Hatta ben sana cevabı hemen söyleyeyim. Bunun cevabı B seçeneği 50 olması gerekiyor. Batuhan bir an için buldu ama sonradan da maalesef değiştirdi. Evet, B seçeneği maalesef kimseden gelmedi. İyi dinle. Şimdi sevgili öğrencim, bak diyor ki şu bilgiyi herhalde bana boşuna vermedi, değil mi? E, F, G, H noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Lütfen yazma da beni dinle bak. Burası 5, burası da 5, değil mi? Bir numaralı üçgen için söylüyorum. Bir numaralı üçgen. Tabanı 5. Zaten karedir diyorsa burada aynı zamanda bir diklik var. Yani dik kenarlarından biri 5, diğeri 5. 5 çarpı 5, 25 değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 25'i de 2'ye bölmem gerekiyor. 25'in yarısı 12,5 bana buradaki üçgenin alanını verir. Bunun gibi 4 tane var. 12,5 ile 4'ü çarpıp 50 santimetre kareyi bulabilirsin. Bu bir. İkincisi. Bunu ortadan ikiye böldüm. Bunu ortadan ikiye böldüm. 4 tane kare çıktı orada. Dikkat ettiysen. Tamam. 4 tane kare çıktı. Birinci bölge, ikinci bölge. Üçüncü bölge, dördüncü bölge. Beşinci ile altı diyelim buraya da. Yedinci ile sekizinci bölge diyelim.
Bu 8 tane bölge karenin bana alanından bulabilirim. 10 çarpı 10'dan 100'ü bulabilirim. Değil mi? Bütün karenin alanı 100. Şimdi 1 ve 2. bölgeye bakar mısın? Burada kare ve 1. İçerisinde ne var? İçerisinde bir köşegen var. Karedeki köşegen. Kare olduğunu nereden anlıyorum? Bura 5 santim, burası 5 santimetrese. Bir diklik çizdiysen burası bir kare olur. O köşegen içindeki alanı ortadan ikiye böler. Yani burada 1 ve 2. olan yerler birbirine eşit. 3 ve 4 birbirine eşit. İşte 5 ve 6 birbirine eşit. 7 ve 8 birbirine eşit. Yani şunu söylemek istiyorum. 1, 4, 6, 8 ile 2, 3, 5, 7 birbirine eşit iki parçadır aslında. Yüzün bir yarısı 1, 4, 6, 8. Yani pembe olan yerler. Diğer yarısı da içerisindeki kare olan yerler. 2, 3, 5, 7'dir. Yüzü direkt ikiye de bölüp bunu daha kolay bulabilirim. 50. Tekrar anlatmamı ister misin sevgili öğrencim? Kolay soruydu ya. 75 cevapları falan geldi ne bileyim ne. Tunağan. Tunağan hangisini anlamadın? A seçeneğini mi? B seçeneğini mi? Tunağan o zaman ben sana A seçeneğinden devam edeyim. Tamam. Ben sana A seçeneğinden devam ediyorum. Dur. Bir daha yapıştıralım. Bak şimdi Tunacığım. Sevgili Tuna. Yandaki ABCD dörtgeni bir karedir diyor. Sen birinci yolu anlamaya çalış. İkinci yolu boş verelim. EFGH noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Bu bilgi ne demek istiyor burada? G bulunduğu kenarın şu DC kenarı var ya. Bu DC kenarın orta noktasıymış. Şimdi AB 10 santimetre diyor bak. AB bak burası 10 santimetre olur. Burası 10 santimetre olur. Burada 10'dur. Burada 10'dur. Bütün kenarlar kare ise eşit olması gerekir. 10 santimetre. G için, H için, E için ve F noktası için bulunduğu kenarlığı diyor ki orta noktasıdır. Yani ortadan ikiye böler. O zaman CF için 5 derim. Bak buraya 5 derim. Burası 5'tir. Burası 5'tir. Burası da 5'tir. Burası da 5'tir. Burada bir diklik var Tunancığım. Diklik var gördün mü? AE kenarı. 5 santim. Burası da 5 santim. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban 5 AE. Yükseklik HA. O da 5. Tabanla yüksekliği çarpar 2'ye bölerim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bana bu üçgenin alanını verir. Tabanım 5, yüksekliğim 5. 5 kere 5 25. 2'ye böldüm. 25'in yarısı 12,5 santimetre eder. Aynı mantıkla burası 12,5 santimetre. Buradaki üçgen de 12,5 santimetre. Burası da 12,5 santimetre. Burası da 12,5 santimetredir. Tunancığım. 4 tane 12,5 var orada. 12,5 ile 4'ü çarpar. 4 kere 5, 20'nin 0'ı zaten benden boyalı bölgelerin pembe olan 4 tane üçgenin toplam alanını istiyor benden. 12 ile 5'i çarpmam gerekiyor. 20'nin 0'ı elde var. 2, 4 kere 2, 8, 2 de elde. 10'un 0'ı elde var. 1, 4 kere 1, 4, 1 de elde 5. Virgülden sonra bir sayı var. Virgülden sonra bir sayı ve 0'ı siler. 50 cm2 santimetre kareyi bulabilirim. Tekrar anlatmamı ister misin? Yok, değil mi? Evet.